Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü kapsamında ülke genelinde Akif'in izinde İstiklal Sergisi ve Akif Söyleşileri düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akif Dillerde Hürriyet temalı sergi tırı İstanbul'dan sonra Edirne'ye geldi. Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına park eden tırın açılışı Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan minik mehteranların gösterisiyle yapıldı. Mehmet Akif Ersoy'u anlatan eserlerin yer aldığı tırdaki serginin açılışına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uygun, Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, Edirne'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Bursa'nın oğlu, İstanbul'un babası olan Sultanlar Şehri Edirne'de olmaktan dolayı mutluyuz. Bakanlığımız adına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak hazırladığımız Akif'in izindeki illeri ziyaretimizle devam edecek olan bu sergi için burada bugün açılışını yapmış bulunmaktayız. Bu ruhu, bu milli mücadele ruhunu yaşatmış olmaktan dolayı mutluyuz. Maalesef bugün kalacak. 12 Mart'ta Ankara'da sonlanacak inşallah sergimiz. Bundan sonraki durağı Çanakkale. Bursa, Afyon, Karahisar, Balıkesir bu şekilde devam edecek. 11 ili gezecek. Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımızın yaklaşık 600 adet olarak hazırladığı Mehmet Akif'e İstiklal Marşı temalı ürünleri yer alıyor. 7 bölgeden katılım var. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar tırı gezdi. Farklı tekniği deneyimle ruhu yaşatmak istedik. Kesinlikle. Her gün ayrı bir şey var, manada var.